bir sorunlar bölümüyle daha karşı karşıyayız. Evden çöple gönderildim. En sonki sorunlar bölümüyle bu bölüm arasında hayatımda bayağı bir değişiklik oldu. Özellikle sivilce sayılarımda bir değişiklik oldu. Yani kamera karşısına çıkmamı engelleyecek düzeyde değil de ayna karşısına çıkmamı engelleyecek düzeyde bir sivilce problemiyle karşı karşıya kaldım. Yani sivilce sorununu giderebilmem için bu konuda master yapmış kadınlara yöneldim. Yani sivilce sorunlarını nasıl giderebildiklerini öğrenmeye çalıştım. Çünkü erkeklere oranla kadınların ciltleri daha kusursuz, yani kusursuz olmasa bile daha bakımlı, daha hijyenik diyebiliriz. Bundan dolayı yüzümdeki sivilceler nasıl giderilir, nasıl azalır sorularını sorarken aldığım her önerinin güneş kreminden geçtiğini fark ettim. Yani güneş kremini sürdükten sonra şunu yap. Güneş kreminin erkekler için böyle bir anlama tekabül etmediğini fark ettim. Yani güneş kremi bir erkeğin hayatına yazın en kavurucu sıcaklarında plajda girer ve o tatil dönüşü hayatından çıkar o güneş kremi. Genelde de toplu erkek tatilinde bir kişi güneş kremini alır ve topluca güneş kremi dönülür aralarında. Nesnel bir ürün var, güneş kremi. Ve buna kadınların yüklediği anlamla erkeklerin yüklediği anlam çok farklı. Bunu fark edince Jean Grey'in yazmış olduğu Erkekler Mars'tan, Kadınlar Venüs'ten kitabı aklıma geldi. O kitapta da ortadaki ortak olgulara ve eylemlere yüklenen kadın ve erkek tarafından farklı anlamlar irdeleniyordu. Yani ortada bir olgu var. Bir kadın buna farklı anlam yüklüyor, bir erkek de buna farklı anlam yüklüyor ve bunun sonucunda tartışmalar meydana geliyordu. Bu kitapta Jean Grey bu tartışmaları açıklık getiriyordu. Yani bir kadın ve bir erkek neden anlaşamaz veya nasıl anlaşır sorusunun cevabını veriyordu. Mesela bu kitabı biraz anlatmam gerekirse stres anlarında bir kadının ve bir erkeğin nasıl yollar izlediğini anlatabilir. Kitapta bahsedilen yorumlarla örnekler sunacağım size. Şu çöpleri de atayım. Evet, evimizin en yakın çöp kutusu bir sokak yukarıda. Jean Grey şöyle ifade ediyor. Bir erkek sorun yaşadığında sorunu kendi içinde çözebilmek için içine kapanır. Biraz dış dünyaya bağlantısını keser. O sorun atlatılana kadar veya çözülene kadar işte oyunlarla, filmlerle, zaman öldürücü aktivitelerle günlerini geçirir diyordu. Bir kadın ise sorun yaşadığında nasıl reaksiyonlar gösterir bir de onu anlatıyordu. Bir kadın sorun yaşadığında güvenini tazeleyebilmek, stres düzeyini azaltabilmek için kendini iyi hissettiği ortamlarda sorunlarını konuşarak çözmeye çalışır. Yani çözmekten ziyade konuşarak içini dökmeye, rahatlatmaya çalışır. Bunu genelde en sevdiği arkadaş ortamıyla ve ailesiyle yapar. Kadının bir stresle başa çıkma yolu buyken erkeğin mağarasına kapanma refleksi kadında sorun teşkil eder. Erkeğin onunla konuşmamasını kendinden pay biçerek yorumlayacağı için ona güvenmediğini, ona sevgisiz ve ilgisiz kaldığını zannederek orada bir yıkıma uğrayabilir kendi üç dünyasında. Ama bilmez ki erkekler kendi dünyasına kapanarak sorunu çözmeye veya atlatmaya çalışır. Erkek de bunun tam tersi olarak eşi veya işte bir kız arkadaşı sorun yaşadığında onunla konuşmaya çalışmasını o sorunun sorumlusu olarak kendini görür. Genelde savunma kalkanlarını, kılıcını çeker ve karşındaki kadına karşı kendine savunmaya başlar veya kendi dünyasından tanık olduğu bir refleksle şöyle davranır. Kadın bu sorunu bana anlatıyor, demek ki benden çözüm bekliyor. Ne? Çözüm alternatifini teker teker sunar kadına. Kadın da ondan çözüm beklemediği için sunulan çözüme kayıtsız kalarak anlatmaya devam eder ve erkek de kendini yetersiz, değersiz hissederek karşı tarafın bu kriz anlarındaki çıkarımını böyle geçiştirmiş olur. Yani buradan anlayacağım sonuç şu oluyor. Kadın erkeğin kriz anlarına hakim olarak onun kendi iç dünyasına kapanmasını doğal ve olağan karşılaması lazım. Erkeğin de kadının onunla konuşmasını sadece dinleyerek olağan ve doğal karşılaması lazım. Erkeğin kadına çözüm sunmaması lazım. Kadının da erkeğe derdini açması için yollar sunmaması lazım. Sonucuna varıyoruz burada. Yani bu iki yöntem arasında kadının sergilemiş olduğu içini dökme yöntemi bana daha yakın geldi. Sebebi de yani son izlediğim 1980 yapımı Amerikalı Amcam filmi olabilir. Bu filmde birbirinden bağımsız üç ayrı karakterin hayatı nörolojik bakımdan ele alınıyordu. Gel.
Bu filmdeki birbirinden bağımsız 3 karakter hikayede farklı farklı sorunlar yaşıyor. Ve bu sorunlardan dolayı değişik kriz anlarına tanık oluyor. Birisi işinde mutsuz, birisi ilişkisinde mutsuz. Bir karakter de ailesiyle seçeceği meslek hayatında bir memnuniyetsizlik yaşıyor. Bu 3 ayrı karakterin de hayatlarında kriz anlarıyla nasıl başa çıktığı nörolojik olarak ele alınıyordu bu filmde. Oradaki bir çıkarım benim aklımda kaldı. Çıkarım şu yöndeydi. İnsanlar hala arkaik güdülerle hayatta var olma çabası içindeler. Bu arkaik güdülerimiz bize dünya yaşamında var olmayı bahşeder. Bu güdülerin en temel prensibi de kaç kurtul prensibidir. Bunu avcı toplayıcı dönemimizde çok rahat uygulayabiliyorduk. Çalıların arkasında bir kıpırdama gördüğümüzde kaç kurtul prensibiyle oradan kaçarak yaşadığımız stres yükünü azaltabiliyorduk. Veya mağaramızda bir problem varsa, soğuksa veya sıcaksa oradan da çıkarak ona bir çözüm üretebiliyorduk. Veya yiyeceğimiz azsa yine o bulunduğumuz ortamdan kaçıp çıkarak fazla yiyecek edinip o sorunu da çözebiliyorduk. Ama gel gelelim bu kaç kurtul prensibi şu anki hayatımızda çalışmıyor. Çalıların arkasında bu sefer aslan yok, kapıların ardında patronumuz var. Ondan kaç kurtul prensibiyle rahata eremeyeceğimiz için insan genelde bu modern hayatta tahammül edebilmeyi, katlanabilmeyi öğrenmiş oluyor. Bu modern hayatta kaç kurtul prensibiyle çözemediğimiz sorunlar gitgide stres yükü oluşturmaya başlıyor. Yani bu avcı toplayıcı dönemde bizi rahatsız eden bir kıpırdan kaçarak stres düzeyimizi makul seviyede tutarken bu modern hayatta tutamıyoruz. Mesela evimiz kötüyse kira ödeyebilme kapasitemiz o ev olduğu için mecbur katlanmak zorunda kalıyoruz ve bu bize bir stres yükü olarak dönüyor. Ya yerleşik hayatla işte modern hayatla çok bağlantılı çünkü modern hayatın gerçekleri, coğrafyamıza bağlı olarak geçim sıkıntısı gibi dertler yani bizim kişisel duygularla hareket etmemizi engelliyor. Realiteyle hareket ediyoruz. Geçim ulaşım kaynaklı. Yani tasarruflarla hep kararlarımızı veriyoruz. Oturacağımız evden, çalışacağımız işten, seçeceğimiz ilişkiden de belli olabiliyor bu tarz şeyler. Buradan toparlamak gerekirse sivilcelerime bağlayacağım bu konuyu. Benim sivilcelerimin sebebi bu tarz bir kaç kurtul prensibini uygulayamadığım bir problem olabilir diye düşündüm. Bunu düşündüm ama yatağa yatıp tavana baktığımda da bu sorun hangi sorun olduğunu çözemiyorum. Yani iş hayatından mı memnun değilim, işte aile hayatımdan mı, genel sosyal ilişkilerimden mi kaç kurtul prensibini uygulayamadığım bir problem var. Bunu idrak edemedim. Ben genel olarak hava değişimine bunu bağlayarak konuyu burada kapatabilirim. Yaz başladı, havalar sıcak. Sıradaki sorunlar programında bölümünde tekrardan görüşmek üzere.